Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün GTA 5 oynuyoruz. Bugün GTA 5'te Tok vs Tok, Sedan vs Tok, Taksi vs Tok, Jandarma vs Tok, Polis yapıyoruz. Bütün tokları kapıştıracağız. Yani bakalım hangisi daha çok kazanacak. İlk olarak konteynerların üstünden atlama haritasında kapıştıracağız. Ondan sonra 3-4 tane daha haritada kapıştıracağız. Bakalım günün galibi kim olacak. Siz tahminlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir de bir sonraki videoda hangi araçları kapıştırmamı istiyorsanız onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve bu videoyu YouTube Short'tan kısa halini izleyenler uzun halini YouTube kanalından bulabilirsiniz. Şimdi Tok Sedan tamamen bitirdi gördüğünüz gibi. Bugün bu videoda bir sürü Tok 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 diyeceğiz valla. Öyle duruyor çünkü hepsi Tok yani. Aa, çok kötü espri, neyse. Şimdi normal Tok'un SUV modelini, T10X modelini deneyelim, bakalım bu ne kadar şey yapabilecek. Konteynerların üstünden atlayabilecek. Tok sedanı geçebilecek mi? Geçer mi? Geçer mi? Hadi düşecek. Düştü. İkiye düştü. Tam sabitte durdu. Ha. Çivi gibi çakıldı. Vallahi ikinin üstüne çivi gibi gitti durdu yani. Ayarlasak böyle denk gelmez. Ama Tok sedanı geçemedi. Tok sedan tamamen bitirmişti. Bu ikinin üstüne düştü. Şimdi Tok taksiye geçelim. Dur lan dur. Taksiciler hep böyle gergin bir millet olduğu için arabası da öyle. Yerinde duramıyor, çok gergin. Bakalım taksi nereye kadar gidebilecek? Normal Tok'u geçebilecek mi ya da sedanı? Geçti ya bence. Geçti değil mi? Bitirir mi? Vallahi bitirdi. Vallahi bitirdi. Taksisi normalini geçti yani. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Şimdi diğer jandarma ve polise geçelim. Bakalım onlar ne yapabilecekler. İlk olarak hangisiyle başlayalım? Karşıki dağlar jendermedir, o yüzden jenderme ile başlayalım. Bakalım jenderme ne yapabilecek? Kaç tane konteynerin üstünden atlayabilecek, diğerlerini geçebilecek mi? Diğerleri kadar hızlanmadı gibi ama yine de bir bakalım diyecektim. Arabanın altı rampaya sürttü. Bak şuralar çizilmiş, görüyor musunuz bak. Arabanın altı rampaya sürttü. Diğerlerine bayağı uzak kaldı. Bak şurası, bak tam şurası arabanın altı rampaya sürttü. Yavaş lan yavaş. Öyle kapı mı açılır? Bahçe kapısı mı açıyorsun? O nasıl bir kapı açış? Vallahi jandarma arabası çok yatarsın, sana söyleyeyim. Hangi karakteriz? Şeyiz lan. Dur Michael'ız. Şunu bir değiştirek ya. Şunu bir değiştirek. Bu arada burası da araçları kaydetme yeri. Eğer GTA'da araç kaydetmek istiyorsanız oraya girebilirsiniz. Şimdi şuradan ne yapalım biz? Başka bir farklı bir karakter yapalım ya. Şu senaryoya gir. Şuradan şu ne? İyidir. Dövmeciymiş. Tamam dövmeci olalım. Lan yavaş, polis arabasının üstüne çıkılır mı oğlum? İçeri gireceksin. Silivri soğuktur. Ne yapıyorsun sen? Vallahi çok gaza geldi bir an. Şimdi bakalım polis aracı kaç tane atlayacak? Geçebilecek mi diğerlerini? Bu da pek hızlanmadı. Bunun da altı sürttü. Bununki o kadar sürtmedi ama sürttü gibi ses geldi. Jandarmayı geçer mi? Geçtik mi lan? Bir iki konteynerla geçtik herhalde jandarmayı ama diğerlerini geçemedik. Neyse bu harita böyleydi. Bu haritanın kazananı Tok Taksi ile Tok Sedan oldu. Biz bir sonraki haritamıza geçelim. Evet, bir sonraki haritamız Su ve Seren Patesti. İlk olarak Tok Sedan'la başlayalım. Günün en iddialılarından birisi çünkü. Geçen haritanın şampiyonlarından biri. Bakalım kaç tane sudan geçebilecek. Birinciden geçti. İkinciden de geçti. Çok gergin reisimiz. Şampiyon olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Üçüncüden de geçti. Bakalım dördü geçebilecek mi? Günün en iddialılarından birisi. Dördü yüzerek geçti. Yüzerek geçti bu arada. Sanki hani GTA Vice City'de, GTA Türk'te Seavice miydi neydi o bot? Onu yazıyor, hani araba yüzerek geçiyor ya. Onun gibi yüzerek geçti bildiğin. Şu an aracımız çok gergin. Tok Sedan birinci olmak için her şeyi yapıyor. Bakalım bunu geçebilecek mi? Yok. Bunu geçemedi. O kadar da değil. Kaça geldi? 5'e geldi. Dur şunu şöyle kaydederek diyeceğim de. Şimdi ben bozuk araca binemem. Binemediğim için de kaydedemem. Ama neyse 5'e geldi. Tamam. Unutmayak da bunu. Şimdi şeye geçelim. Taksiye geçelim. Şampiyonlardan başlayalım. İlk olarak şampiyonlar kapışsın. En azından hani birinin üstünlüğü olsun ya da berabere devam etsinler başa baş. Bakalım taksi kaç tane geçebilecek. Üçüncüye geldik. Üçüncüye biraz
Hızlı daldık ama o bak bu da çok iddialı. Bu da çok iddialı. 4'e geldik. Bakalım 4'ü geçebilecek mi? Geçemedi. Geçemedi. Biraz yamuk daldık ama bak şurada bir tekerlek izlerinden belli biraz yamuk daldık. Hadi bir şans daha veriyorum sana. Onu şey yapman için. Bir aracı onaralım. Bir şans daha veriyorum. O da sırf yamuk yumuk uçtuğum için. Hadi bakalım bu sefer geçebilecek mi? Yok. Senin nasibin bu. Şu anda Toxa'dan üstünlüğü sağladı. Öne geçti. Şimdi diğer modellere geçelim. Normal Tog'a geçelim mesela. Bakalım normal Tog ne yapabilecek. Böyle havalı bir dönüş. Ardından suya giriş. Biri geçtik. Ki çok zorlandı. Yani imkansız bir şeyi başardı. Geçti. Üçü bakalım geçebilecek mi? Geçemedi lan. Niye geçemedi? Bu arada bak şuralarda tekerlek izi çıkıyor ya. Ben hani frene basmıyorum. Araba kendi kayıp öyle oluyor. Yoksa hani ben tutup frene basayım bu araç geçmesin diye bir şey yapmıyorum. Araç kendi kayıyor, fren izi çıkıyor. Yoksa benim el sabit full W'da, başka hiçbir tuşta değil. Bazen işte toparlamak için sağ sol yapıyor mu? Bu arada jandarma ile 2'yi de geçtik. Bak mesela şu an aşağı doğru bırakıyorum. Sadece W'ya basıyorum yine. Hani kendi kayıp o iz çıkıyor. 3'ü de geçti. Ama araç çok ağırlaştı gibi hissediyorum lan. Bak araç kendi o izi yapıyor. Ben bir şey yapmıyorum. Benim el full W'da yani. 4'e geldi jandarma. Şeyi geçti yani. Normal Tog'u geçti. Şimdi polisi deneyelim. Bakalım polis ne yapabilecek. Kaç tane geçebilecek. Jandarmayla kardeşliğini koruyabilecekler mi? Aynı yere gidebilecekler mi? Karşıki dağlar jandarma. Neyse. 2'yi de geçtik. Bakalım 3'ü geçebilecek mi? Şu de geçemedi. Bu da 3'te kaldı. Bu normal Tog'la aynı kaderi paylaştı. Jandarma daha çok gitti. Neyse bu haritada böyleydi. Toxa'dan kazandı. Yine zaten siz yorumlarda karar verirsiniz kimin kazandığına. Biz bir sonraki haritamıza geçelim. Evet, bir sonraki haritamız konteynerların üstünden gitme haritası. İlk olarak Tog polisle başlayalım. Bakalım kaç tane konteynerin üstünden gidebilecek düşmeden. Şöyle geriye de gelelim. Haritayı da hizalayalım konteynerları. Tamamdır, başlayabiliriz. Bakalım kaç tane konteynerin üstünden gidebilecek düşmeden. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45'i görür mü? Bir tane kalmıştı 45'i görmesine. Şimdi jandarmayı deneyelim. Bakalım 10'a kadar gidebilecek. Polis kadar gidebilecek mi? Böyle yine aynı hemen hemen aynı hizadan başlatmaya dikkat edelim araçları. Bakalım jandarma ne kadar gidebilecek. 15, 20, 25, 30, 35, 40. Bu 45'i görür mü? Aynı yere. Aynı, yine bir tane kala gitti. Bunlarda kardeşlik şeyi var herhalde. Hep aynı şey oluyorlar. Şimdi normal Tog'u deneyelim. Bakalım buna kadar gidebilecek. Geçebilecek mi? Diğerlerini, jandarma ve polise. Şu an uca doğru gidiyor ama 45. Bitir, yani takla ata mata bitirdi. Orada biz neyi bıraktık? Kaputu bıraktık. Bir şey olmaz. Yurt dışından parçasını istetiriz. Yerli araba ama yurt dışından istetiriz. Sorun yok. Şimdi Tog taksiye geçelim. Bakalım Tog taksi ne yapabilecek. Lan. Aa, çok güzel kurtardım. Çok güzel kurtardım. Taksiciler dediğim gibi gergin olduğu için arabası da gergin oluyor. Sürülmüyor yani. Bakalım taksi ne yapabilecek. Bu arada Tog'la köşeden köşeden gittik, uça muça bitirdik ha. Taksi üretme lan. Ne diyor lan bu dövmeci. Şimdi Tog sedana geçelim. Günümüzün şampiyonu. Bakalım bu ne yapabilecek. Günümüzün şampiyonu dedim de gerçi bu haritalarda belki kazanamazsa diğerleri döne geçebilir yani. Ben genel olarak saymadım ama bir arkadaş genel durumu yorumlarda belirtirse iyi olur. Şu anda bakalım buna kadar gidebilir. Oo. İlk bu elendi. Bak bu haritanın en kötüsü bu oldu. Vallahi daha 45'e bayağı vardı, takıldı gitti. Neyse biz bir sonraki haritamıza geçelim. Evet, bir sonraki haritamız suyun üstünden atlama haritası. İlk olarak Toxa'danla başlayalım.
Günün en iyi adayı olsa da diğer haritada en kötüsü olmuştu çünkü. Bakalım bu haritada ne yapabilecek. Ne kadar atlayabilecek. Şöyle rampayı denk getirelim. Getiremedik ama. Aşkımı göbek deliğim gibi oldu. Vallahi denk gelmedi ama yine de iyi uçtu. Kaça geldi? 6'ya. Tam altın yanına da geldi yani. Tabelasının oraya düştü. Şimdilik taksiye geçelim. Taksiye bakalım taksi ne yapabilecek. Taksiciler biraz gergin olduğu için dediğim gibi. Ben çok sinirli ta karşı kıyıya kadar uçar. Ben karşının taksisiyim. Bakalım taksi ne yapacak. Rampayı hiç denk getiremiyorum. Bu arada taksi rampayla da uyumlu renk oldu ha. Vallahi çok yakıştılar. Bu da 6'ya geldi. Bu da 6'ya geldi. Şimdi normal toga geçelim bakalım o ne yapabilecek. O nasıl bir çığlık la? O nasıl bir bağırıştır? Bakalım normal tog ne yapabilecek? Ne kadar uçabilecek? Ne diyorsunuz? Geçer mi taksi filan? Geçen haritayı da bu tek bitirdi ha. Bu da 6. Hepsi başa baş. Burada hani milimlerle birinin öne düştüğünü hesaplamamız lazım da o da çok zor. Şimdi ben suda nasıl hesaplayayım sana? Hangisi öne düştü? Şimdi jandarmaya geçelim. Jandarma bakalım ne yapabilecek. Jandarma aracı sanki hani diğer normal toglara göre biraz daha böyle ağır biraz. Hani sesinden de belli oluyor. Sanki hani zırhlı araç gibi ağır gibi diğer normal toga göre, tog tahsiye göre. Orada çatışma çıktı. Orada çatışma çıktı jandarma. Burada aşağıda silahlı çatışma yapıyorlar. Şu işe bak ya. Los Santos halkı da iyice bozdu. Oha. Bu arada jandarma da 3 ile 4 arası bir yere düştü. Baya diğerlerinin neredeyse yarısı kadar düştü yani. O çatışma yapanlar nerede? Burada polis var, jandarma var. Görmüyorsunuz mu lan? He? Şimdi bakalım polis ne yapabilecek? Jandarmaya geçebilecek mi? Yok ya, bunlar böyle zırhlı araç gibi çok ağırlar. Normal tok kadar hızlanmıyorlar. Bu da aynı 3-4 sınırı bir yer düştü. Bunlar hep kardeş gibi gidiyorlar. Vallahi hep kardeş gibi şey yaptılar. Neyse arkadaşlar, bu videoluk da bu kadardı. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.